ya. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kaç ay da oldu bunlar? Bunları yaklaşık 3 ay, 3,5 ay doluyor. Herhalde sonra, evet. Süreç ondan sonra biçiyoruz işte. Şu anda olgunlaştı. Daha sonra biçtikten sonra gübrelerini dikeceğiz. 107 gün oldu tohumlamadan sonra. 4 defa suladık. Artık tam ergin hale geldi. Evet. Keseceğiz. Sonra gümül dikip 21. günde de hasadımızı bitirmiş olacağız. Yani şey, yüme diktikten sonra belli süre bekliyorsunuz. Tabii, kurumasını ekecek, mı bekliyorsunuz? Bu çakıllaklar açılacak, susamlar olgunlaşacak. Ondan sonra da tohumlarını alacağız, hasadımızı yapacağız. Evet. Buradan beklentimiz yüksek. Ne kadar çıkar tahmini? 1 ile 1,5 ton arasında bir rakam olabilir. Yani emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Sona geldik. Şu anda siz Kemer merkezinde olan bir tarlaya ektiniz. Bir evet. De şehrin içinde yapıyorsunuz bu işi. Evet. Sizden başka görmedik şehrin içinde diken. Hatta susam diken görmedik. Susam diken evet yoktu. Ama bu sene biz de herhalde biraz teşvik ettik insanları. Amacımız şu anda var mı? Var. Bu sene epey bir eken oldu. Küçük yerlerde olsa da yine de deneme amaçlı ektiler. Bir 10-12 kişi kadar tarlasına susam ekti. Bir gümül yaklaşık 5 dakikada mı yapılıyor? Yakınsa. Sürmez bile de. Evet. İki iş olduğu için o kadar. Evet abi. Orta göbek sağlam olursa. Önemli. Kenarı dolandırması iş olmaz. Yıkılmaz yani. İşte argın içeri düştü. Bir tarafa, bu tarafa kaydı. Fark etmez. Ceyran çekeceğiz bu. Her şey tarımda aslında. Biraz maşakatlı ama gene de bereketli ya. Toprağın verdiği bereketi başka bir şey vermiyor. Bu sene biraz geç kaldık ama hava şartlarından dolayı. Şu an hasatımızı yapıyoruz. Bakalım kısmet. Umarım beklediğimiz dekolteyi alırız. Ne bekliyorsun? Dekolte aşağı yukarı 1 ton civarında bekliyoruz.